Merhaba arkadaşlar, bugün IELTS'ten bahsedeceğim. Nasıl bir sınav olduğundan, bu sınava nasıl hazırlandığımdan ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğim ve aynı zamanda da YouTube kanalları önereceğim. Çalışmak için kaynak da önereceğim. Öncelikle bu sınav ve bir İngilizce sınavı. 4 bölümden oluşuyor biliyorsunuz. Sırasıyla Listening, Reading, Writing ve Speaking bölümleri var. Bu sınav İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde kabul ediliyor çoğu yüksek öğretim kurumu tarafından. Sanırım Avustralya'da da olması lazım. Birçok ülkede kabul görüyor. Tabii Amerika için TOEFL gerekiyor. Amerika için genellikle böyle söyleyebiliriz. Ama IELTS'de TOEFL'da birçok ülkede çoğu durumda da geçerli olabiliyor yani. Bu ikisi de çok bilinmiş dil sınavları. Bunun dışında bir de PTE diye bir sınav var. O da format olarak IELTS'e benziyor. TOEFL'ı bilmediğim için çok bir şey diyemeyeceğim. O da Avustralya'da kabul ediliyor. Belki başka ülkelerde de yine kabul ediliyordur. Yani vize başvurusu için falan zaten kabul ediliyor da üniversiteler tarafından kabul edilme durumunu çok bilmiyorum. Türkiye'de geçiyor en azından. Yani hazırlığı geçmeniz için PTE'ye girebilirsiniz. Zaten fiyat olarak bunlar hemen hemen aynı bantta oluyor genelde. Döviz kuruna bağlı oldukları için. Şu an tabi biliyorsunuz malum ekonomik durum. Yani yaklaşık 1400-1600 liralarda bu sınavlar ki daha yeni döviz kurları fırladı. Hani buna daha da bir güncelleme gelecek. Daha da artacak maalesef ki. Hani buna yapabilecek bir şeyimiz yok ne yazık ki ve bu sınavlar 2 sene geçerli. Yani 2 sene sonra tekrar girmeniz gerekecek güncellikleri için. Evet, şimdi IELTS'tan başlayalım. Bu listening ve reading bölümlerinden çok fazla deneme çözün çünkü orada hız çok önemli ve o soru tiplerine alışık olmak çok önemli. Yani writing'de yine bir şekilde kalıpları ezberleyip bir iki günde bunu belki bir şekilde kurtarabilirsiniz eğer İngilizceniz belli bir seviyedeyse. Ama reading ve listening'de bu pratiği çok önemli. Hazır denemeler var. Cambridge'in denemeleri var. Başka denemeler var yine IELTS denemeleri. Onları çözebilirsiniz. Bu kaynaklara ulaşmak istiyorsanız benim mail adresim var. Hakkında kısmından bulup bana mail atabilirsiniz. Ben size drive linki olarak bunları gönderirim. Ve sanırım 15. şeyine kadar vardı akademik sınavı. Şimdi bu IELTS'in bir de iki tip sınavı var. Akademik var, bir de general training var. Bu ikisinin farkı ne? Bu iki sınavın listening ve speaking bölümleri tamamen aynı. Reading bölümlerinde bir fark var. Akademik olanda daha uzun ve daha akademik metinler var. General training'de daha kısa metinler bulunuyor. Soru tipleri yine benziyordur muhtemelen. Writing'deki fark ise zaten yine soru tipleri de yatıyor. Yani sanırım ilk soruda grafik vermiyorlar. General training'de. General training'in ikinci sorusunda ne sorduğunu açıkçası bilmiyorum ama akademikte essay yazmanızı istiyorlar. Akademikte ilk soruda bir grafik veriyorlar. O grafiği açıklıyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bir sonuç çıkarıyorsunuz. Tabii yorum katmadan sonuç çıkarmanız önemli. Yani orada ne görüyorsunuz, onu anlatmanız gerekiyor. Sizin yorum yapmanızı istemiyorlar. Siz sadece şu 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 olmuştur. Bu yıllarda bu gözlemlenmiştir diye bir özet yapıyorsunuz. Essay kısmında da zaten belirli bir kalıbı yok tamamen. Ama yine giriş, gelişme, sonuç gibi düşünebilirsiniz. Bir essay yazıyorsunuz. Tabii sorunun kapsamına bağlı değişiyor yani. İkna edici olabilir. İşte iki farklı düşünceyi karşılaştırma olabilir. Böyle değişiyor. Speaking kısmı ikisinde de aynı. Ve burada çok formal olmanız gerekmiyor yani. Akademikte de olsun. Formal olmak şartınız yok yani. Günlük İngilizce kullanabilirsiniz. Listening alıştırması yapmak için tabii ki radyo önemli. Yani BBC radyolarını falan takip edebilirsiniz. LBC diye bir radyo var. Biraz daha böyle politika ile ilgili. Ama benim onu tercih etme sebebim sürekli birileriyle konuşuyorlar. Yani sürekli işte bir kişi bağlanıyor falan. Hani haber anlatmaktan çok daha çok böyle bir diyaloglar gerçekleşiyor. O yüzden bu LBC'yi takip edebilirsiniz. Çok tabii bu British English için yani bu geçerli. American veya işte Avustralya aksanlarını falan istiyorsanız onlar için de ayrı radyo kanalları, yerel kanallar bulabilirsiniz. Yani şimdi hangi aksan olduğu çok önemli değil aslında bir aşamada. Çünkü bütün aksanları bir şekilde çıkarabiliyor olmanız bekleniyor. Yani listening kısmında her türlü aksandan konuşabilirler. Buna hazırlıklı olmanız lazım. O yüzden hani bir aksanı öğrenirken buna öğrenmeme gerek yok diye düşünmeyin. Hepsini öğrenmeye çalışın. Ana hatlarıyla. En azından duyduğunuzda bir kafanızda oluşsun yani otursun. Ama hani diğerleri için bunu söylememe gerek yok. Çünkü hani writing'de falan bir tane seçiyorsunuz. British English ise ona göre spelling yapıyorsunuz. American English ise ona göre spelling yapıyorsunuz. İşte bu kelimeler var işte normalize, işte generalize, ne bileyim. Bu böyle bitenlerde mesela işte American'larda Z oluyor. British English'de S kullanıyorsun. Organization falan, ne bileyim. Globalization falan, hani bu tür kelimelerde. Şimdi listening'de ben bilgisayarlı sınava girdim. Computer based olana girdim yani. Normalde size 10 dakika süre veriyorlar. Normalde bu kağıt üzerinde olan sınavda size listening bölümü bittikten sonra 10 dakika veriyorlar ki kodlama yapın. Kodlamaya veriyorlar yani. Ama bilgisayarlı olanda böyle bir süre vermiyorlar diye hatırlıyorum. Ya da 3 dakika veriyor olabilir. Öyle bir şeydi. Ya vermiyorlar ya 3 dakikaydı. İkisinde de çok önemli bir şey var. Yani o anda kalın yani. O anda gerçekten dinleyin. Çünkü bir kere de geliyor. İkinci bir şansınız yok. Kaçırdığınız zaman kaybettiniz. O yüzden yani ya not almaya odaklanın ya da dinlemeye odaklanın. İkisinin arasında gidip gelirseniz sorun yaşarsınız. Yani bir karar verin. Ya o anda onu dinleyip kapacağım ya da
onları not olarak yapacağım. Hani bu ikisinin de bir dezavantajı oluyor. Şimdi not olarak yaptığınız zaman işte bazen çok gereksiz yerleri not alabiliyorsunuz ve o sizin kafanızı karıştırıyor, yani hangi kelimeyi nereye yazacağım falan. Ama işte dinleyerek yaptığınız zaman da bir kelimeyi kaçırdığınız zaman o soru komple gitmiş oluyor ve tekrar bakamıyorsunuz ona. Yani bunu siz hani deneme yaparak fark edin. Hani hangisinde daha iyisiniz, ona göre bence bunlardan birini seçin. İkisini birlikte uygulamaya çalışmayın. Onun dışında zaten klasik bir tane spelling sorusu geliyor. Bir adres veya bir cadde ismini falan spelling yapıyor. Sen onu giriyorsun mesela, bu tipik bir soru hep çıkıyor. Listening gibi de en son 10 sorusu biraz zorlayıcı oluyor. Yani dediğim gibi bölüm bölüm de seçebilirsiniz. O bölüm için her şeyi de işaretleyebilirsiniz. O bölüm için her şeyi yazabilirsiniz. Diğer bölümleri sadece dinleyerek yapabilirsiniz. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Çoğunlukla sıralı geliyor sorular ama sıralı gelmeme ihtimali de var. Ama reading de genellikle sıralı geliyor. Neyse, bir de soru tiplerine dikkat edin. Mesela bu şıklar oluyor mesela ama şıklarda tek birini seç demiyor. Mesela iki tane seçeneği seçin diyor. Hani onlara falan çok dikkat edin. Bir de bütün diyaloğu takip edin. Çünkü diyaloglarda genelde o 3-4 şıktan da bahsediyor. Diyorlar en azından. Mesela önce bir A şıkkı geliyor gözünüze. Bu mantıklı diyorsunuz. Sonra konuşma içerisinde fikir değiştirip başka bir şey konuşuyorlar ve sorunun cevabı B oluyor falan. Bunlara çok dikkat edin listening bölümü için. Onun dışında listening bölümünün ben çok zorlayıcı olduğunu düşünmüyorum. Genellikle zaten bir zamanınız oluyor listening başlamadan önce. O kelime boşluklarına ne gelir onu takip edin. Adjective mi gelecek? Noun mu gelecek? Hani ona bir dikkat etmeniz iyi olabilir. Ya da işte bir başında bir an var mı, the var mı, işte ne bileyim one word mu yoksa işte at least two words mi yazıyor? Onlara bir bakmanız lazım. Sorunun şeyini iyi okuyun, kalıbını ne yazıyor soruda. Çünkü hep değişiyor. Bazen aynı şeyi sanıyorsunuz ama farklı geliyor. Dediğim gibi listening'de yani gerçekten İngilizceniz kötü değilse bence 30 üzeri yaparsınız. Hele bir temeliniz falan varsa bence 35 ve üzeri yapmamanız zor bile yani. Çünkü o şeyi dinlediğiniz zaman, duyduğunuz zaman kapıyorsanız o muhtemelen oluyor yani. Tabii ki dediğim gibi detayları düşünmeniz lazım. O sorunun içinde kalmanız lazım. Bazı soru tipleri var mesela. Bunlar biraz zorlayıcı gerçekten. Mesela işte bir harita veriyor. Harita üzerinde yerleri konuşuyorlar falan. Bu tip sorularda mesela ne yapın? Bu tip sorularda ne yapın biliyor musunuz? Bu tip sorularda çok iyi dinleyin ve dinlerken mesela kodlamayla uğraşmayın. Dinlerken hemen üzerine yazın. Mesela şu 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 haritanın üzerine yapın. Kodlamayı sonra yaparsınız zaten. Hani kodlamayla uğraşırsanız orada vakit kaybedersiniz. Yani listening bölümüyle ilgili zaten anlattım her şeyi. Dediğim gibi işte bu LBC Radyo, BBC Radyo falan. Bunlara bakabilirsiniz. Podcast dinleyebilirsiniz. Faydalı olur yani her türlü. İşte sürekli zaten bir dizi izliyorsanız o da çok faydalı olur. Yani bir sürekli kulağınıza bir şey gelsin yani, o önemli. Şimdi reading'den bahsedelim. Reading için ben akademik hakkında konuşacağım. Yani general training'i bilmiyorum nasıl olduğunu. Şimdi aslında bu biraz ÖSYM sınavlarına benziyor. Yani ben YDS'ye de girdim. YDS'de de yine koca koca paragraflar oluyor ama tabii o kadar benzemiyor yani. Mantık olarak benziyor. Yani kısa bir süre içerisinde o soruyu çözmeniz, o metni tam anlamanız ve ona göre yorum yapıp ona göre cevap vermeniz isteniyor. Yani herhangi bir gramer vesaire ölçülmüyor. Daha çok o metni anladın mı, çabucak kaptın mı olayı. Yani işte ne deniyor ona? Read between the lines deniyor mesela. Arkadaki anlamları anlaman gerekiyor. Yani bir şey yazmış mesela, burada ne demek istemiş, burada neyi amaçlamış, burada bir şey mi önermiş, sunmuş mu, hani yorum katabiliyor olmanız lazım ki bunları rahat çözebilirsiniz. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Soru tipleri mesela true false not given var. İşte ne bileyim yes no not given var. Bunlar klasik soru tipleri. Bunları karıştırmayın. Sakın karıştırmayın. Bilgisayarlı olanda böyle bir şey yapma şansınız yok, zaten seçenekler belli. Ama elle olanda bunu karıştırma ihtimaliniz ve riskiniz çok yüksek. Yani o sınav acelesiyle mesela true yerine yes yazdınız, gitti puan. Yani. Onun dışında bütün sınavda bu spelling şeylerine dikkat edin. Ya kelimeleri komple büyük harfle yazıyorsunuz ya da ilk harflerini büyük yazıp paragrafları çok iyi anlamaya çalışın ama böyle hemen sorulara bakmadan önce paragrafı okuyayım diye yapmayın çünkü zamanınız yetmeyecek. Daha çok paragrafı okurken altını çizin. Bilgisayarlı olanda da yine highlight edebiliyorsunuz. Yani sağ klik edip onu böyle üstünü çizebiliyorsunuz. Sarı fosforlu kalem gibi oluyor yani. Önemli yerleri hemen böyle isimleri mesela, özellikle çünkü soruyorlar mesela işte bir araştırmacı isimleri var metin içinde. Altında onlarla ilgili kesin soru geliyor. Bu isimleri hemen mesela çizin ve nerede olacağını hemen anlayın. Mesela bazı soru tipleri var, diyor ki paragraf 2'de ne demek istemiş? Paragraf 3'te ne demek istemiş? Bunları da hemen paragraf 2 dediyse direkt paragraf 2'ye gidip onu okuyun. Yani hem en başından sonuna kadar metni okumakla uğraşmayın. Önce bir sorulara bakın. Sorularda ne istiyor metine bakın. Metini de çıkarabildiklerinizi hemen çıkarın. Yani metini baştan sona okumadan sadece mesela soruda nereyi bahsediyorsa onu metinden bulup bakın. Ha diyelim ki cevap bulamadığınız sorular kaldı. O zaman tekrar metini okumaya başlayın. Sonra bir soru tipi daha var. Bu çok önemli bir soru tipi. Yani bunu kaçırırsanız gerçekten baya bir puanınız gidiyor. Çünkü bunlar böyle birbirini kaçırıyor. Yani işte metinlere başlık bulmak. Hani birini ikisini yanlış bulduğun zaman onlar karışıyor. İşte olayları sıralama gibi sorular da zorluyor. İşte hangi yazar ne demiş, hangi araştırmacı ne demiş, bunları da eşleştirmek zorlayabiliyor. Çünkü bir iki tanesini kaçırdığınız zaman ötekiler de kaçıyor ve oradan yani bir 7-8
puan kaybediyorsunuz otomatik olarak. Yani bunu kimse istemez tabii ki. Reading için yapacağınız zaten yani günde belirli bir miktarda kesinlikle kitap okuyun. Ne bileyim 50 sayfa 100 sayfa bile olsa her gün İngilizce kitap kesinlikle okuyun. Medyayı takip edin. Ne bileyim ilgilendiğiniz bir şey varsa ona bakabilirsiniz. İşte Google Culture and Arts var mesela, ben ona bakıyorum. Her gün bana böyle kısaca bir özet gösteriyor. Böyle bir ne bileyim mimari bir şey olur. Bir resim olur falan. Tablo olur. Onları gösteriyor ve açıklamaları falan var. Gayet de böyle akademik bir dil kullanımı da mevcut içinde. Akademikte ve bilgisayarlı olan da, ben bilgisayarlı olana girdiğim için yine ondan bahsedeceğim. Reading'den sonra bir süre vermiyorlar. Yani reading yaparken hemen cevaplayın onları. Yani sonraya kodlayayım diye bir zaman bırak kalmıyor size. Onu söyleyeyim. Reading için yani genellikle okuyun yani. Hani bunun dışında çok aşırı bir önereceğim bir şey yok reading için. Okuyun ve her zaman kelimeleri bulmakla uğraşmayın. Çünkü biliyorum 20 sayfa okudunuz. Orada bir 20 tane kelime çıktı diyelim bilmediğiniz. Sallıyorum yani. Bunun hepsine bakabilecek durumda değilsiniz. Bunların hepsine bakabilecek olsanız zaten daha az okursunuz. Yani çok zaman kaybedersiniz. Ama çok aşırı gördüğünüz, çok sık gördüğünüz kelimelere bakın. Onların anlamlarını öğrenin. Diğerlerini de genellikle metin içerisinden anlamlarını çıkarmaya çalışın. İşte bu şeylere dikkat edin. Yine noun, adjective hallerini falan onları da araştırın. Yani bir kelimeden bir sürü kelime bulabilmiş olun. Reading sorularında bir de dikkat etmeniz gereken şey, orada mesela kelime doldurma yerleri var. İşte ne bileyim paragrafın özeti. İşte paragraftan kelime bulmanız bekleniyor oraya özeti koymanız için. Oraya kesinlikle metinde görmediğiniz bir metni koymuyorsunuz. Yani o metnin içinde o kelime kesinlikle var ama neresinde olduğunu bulmak tabii ki size kalmış. Ama kesinlikle böyle kendi kelimenizi yazmayın oraya. Ha diyelim ki bomboş kaldı. Hiçbir şey bulamadınız. O zaman gerçekten bir şey sallayabilirsiniz. Çünkü yanlış yapmak bir şey kaybettirmiyor bu sınavda. Sadece doğrularınız sayılıyor. Bir taktik daha vereceğim. Ya bunu zaten herkes söylüyor aslında. İlk soruya 14 dakika bakın ya da 13 dakikaya düşürebiliyorsanız. Hani diyelim çok baktınız 15 dakika bakın. Diğer soruya işte ne bileyim 17 dakika bakın. Ötekine 20 dakika bakın falan. Hani böyle ilk soruya daha az bakın. Çünkü ilk soruda daha az soru var ve paragraf genellikle birazcık daha kısa oluyor ve daha az zor oluyor. Ama ikinci ve üçüncü sorular daha zorlayıcı oluyor. Bazen ikinci soru üçten daha zor olabiliyor, ona dikkat edin. Hani hangisi zorsa ona daha çok zaman ayırın. Tabii ki hani burada çok geri dönme şansınız yok. Sınavın süresiyle aynı anda bitiyor. Yani bence çözerken hemen kodlayın hepsini ve bir bölümü bitirdikten sonra tekrar geri bakmayın yani bence. Yani önce bütün bölümleri bitirin, sonra geri dönecekseniz geri dönün. Çünkü zaten anca bitiyor yani sınav süresiyle. Hani reading için bunları söyleyebilirim. Evet, şimdi geldik writing kısmına. Writing kısmında yine akademik için bahsedeceğim. İki tane task var. Bu ikisini bir saat içinde yapmanız isteniyor. Bunlar için size genellikle 40 dakika ve 20 dakika öneriliyor. Yani birincisi 20 dakika, ikincisi 40 dakika olarak. Ama bunu tabii kendiniz istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Yani ben birinciye mesela bir 25 dakika falan uğraşmıştım sanırım. Ama tabii tamamen size kalmış. İlk bu 20 dakikalık olan bir grafik yorumlama oluyor. Yani yorumlama dedim ama yorumlama olarak düşünmeyin. Yani ne gördüyseniz onu açıklıyorsunuz. Yani şurada şu olmuş, burada bu olmuş, şu yıllar arasında bu izlenmiş, bu görülmüş gibi. Yani hani grafikte size verilmemiş bir bilgiyi çıkarım olarak yazamazsınız oraya. Yani orada ne gördüyseniz odur. Özetleyeceksiniz yani. Önce bir introduction. Size mesela bir grafiğin altında bir metin veriyor. Şu 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 bunu işte the graph shows bilmem ne bilmem ne. Mesela siz altına diyeceksiniz onu paraphrase edeceksiniz. The graph illustrates bilmem ne bilmem ne mesela. Hani sallıyorum şu an. Aynı şeyi farklı kelimeler kullanarak düzenleyeceksiniz. O da bir 40-50 kelime oluyordu galiba. O ilk introduction. Yani size metinde ne verilmiş ona bakıyorsunuz. Elinizdeki veriyi söylüyorsunuz. Yani benim elimde şu var, benim elimde bu veri var gibi. Sonra iki seçeneğiniz var. Bir tanesi oraya bir conclusion yapmak. İşte oraya overall yazıp işte şu 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 gözlemlenmiştir, bu gözlemlenmiştir diyorsunuz. Yani oraya grafikten çıkardığınız sonucu yazıyorsunuz. En göze batan verileri yazıyorsunuz. Sonra bir inceleme kısmı olarak bir paragraf daha giriyorsunuz. Yani orada işte grafikte bir veri var ya da iki veri var, üç veri var. Onu siz kendiniz düşünün. Yani o veri miktarına göre gruplama yapmanız lazım. İşte birinci veriye bir paragraf, ikinci veriye bir paragraf yapabilirsiniz. Ya da bir zaman dilimine bir paragraf, öteki zaman dilimine iki paragraf gibi. Hani böyle kendiniz bir şekilde gruplayıp sonra paragraf halinde o bilgileri düzenli bir şekilde yazmanız isteniyor. İşte dediğim gibi bu altlarında yazıyorsunuz. İlk başta conclusion'u yazdığınız için zaten geriye bunlar kalıyor. Yani bir diğer yöntem de yine dediğim gibi bu paraphrase kısmından sonra hemen bu grafiği anlatmaya başlıyorsunuz. Bölüm bölüm yani gruplama
topladığınız kısımları anlatmaya başlıyorsunuz. İşte şu dönem arasında şu oldu, bu dönem arasında bu oldu gibi. Bir paragrafta birini, bir paragrafta ötekini gibi. En sonunda da bir conclusion yapıyorsunuz. Yani şunlar, şunlar, şunlar gözlemlenmiştir. Bunlar işte böyle değişmiştir, şöyle olmuştur falan. Bunu bir özet halinde bitiriyorsunuz. Bunun için YouTube kanalı önereyim. Bunlar için önerebileceğim bir YouTube kanalı var. Burada gördüğünüz E2IELTS. Bu çok güzel anlatıyor. Özellikle işte metin örnekleri veriyorlar. Ve öncelikle bir yanlış metin gösteriyor. Yani kötü bir puan alacak metin veriyor. İşte band score 5, band score 4 şeyleri falan veriyor. Onu önce bir soruyor sana bir süre. Siz buna kaç verdiniz diyor. Sonrasında daha iyi bir metin gösteriyor. Sonrasında çok daha iyi bir metin gösteriyor. İşte artık band score 9, band score 8 falan. Siz de o farkları oradan görebilirsiniz yani. Bir metni nasıl ele almalısınız? Bir bilgiyi nasıl ele almalısınız? Nasıl bir metine dönüştürmelisiniz? Onu çok iyi görürsünüz oradan. Bu kanal gerçekten çok iyi bu konuda. Onun dışında internetten yine kendinize proofreader bulabilirsiniz. Ne bileyim Grammarly'ye para veriyorsanız o da işe yarıyor olabilir. Bilmiyorum ücretli olarak işe yarar mı? Yine aynı şekilde bu IELTS Liz'in sitesinde çok güzel şeyler var. Zaten YouTube kanalında da güzel şeyler var ama web sitesi daha da güzel. Web sitesinde tamamen seçebiliyorsunuz. Mesela Writing Task 1 diye seçtiniz. Mesela burada hem işte neye puan aldığınız gözüküyor. İşte örnek var. Burada yine 150 kelime en az kullanmanız isteniyor. Yani 200'ü geçmemeniz iyidir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tabii ama 150 kelimeyi de geçin kesinlikle. Çünkü altına kalırsanız bayağı bir puanınız gidiyor. İşte burada mesela bar chart bunların tek tek step by step göstermiş yani. Her şeyi burada görebilirsiniz. Bir de tabii bunun için de kelime çıkarmanız iyi olur yani işte yükseldi, azaldı falan. İşte increase, decrease, işte sank oluyor galiba. Sank mı oluyor? İşte çakıldı falan. Battı, steadily, rapidly, işte well above, well under, just under falan hani bu tarz kalıpları ezberleyin ki metin içerisinde aynı şeyleri sürekli kullanmak zorunda kalmazsınız böylelikle. Marginally above falan. Böyle kalıpları zaten bu IELTS Liz'den görebilirsiniz. Bunları not alın yani. Kendiniz de deneme yaparken bunları kullanın çünkü aynı şeyi 100 kere yazdığınız zaman puanınız düşer. Yani aynı kelimeyi sürekli kullandığınız zaman. Yani bu parafraz yeteneğiniz burada çok önemli. Writing Task 2'dan bahsedelim. Burada yine essay tipleri var. Yine aynı şekilde bu E2 IELTS'i öneriyorum. Burada çok güzel yine örnekleri var. Çok güzel açıklamış ve hani bağlaçların kullanımı, cümlelerin bağlanması, paraphrase etmek falan her şeyi çok güzel anlatmış. Yani metin içerisindeki o akıcılığı sağlamak, işte bu bağlaçlara iyi çalışın, bu bağlaçları ezberleyin. İşte ne bileyim, despite, although, ne bileyim, besides that, given that, since, however falan bu tip şeyleri iyice öğrenin yani nerede nasıl kullanılır falan. Yani 10 tane kısa cümle yapmaktansa mesela 5 tane uzun cümle olsun, linkers olsun yani. Passive voice kullanmayı öğrenin. Ya öğreniyorsunuz, ya biliyorsunuzdur zaten de hani aklınıza gelmiyorsa da onu kullanın yani. Passive voice gerçekten güzel bir narrative his katıyor yani. Güzel bir anlatım katıyor. Mümkün olduğunca kullanın. İşte biraz daha böyle farklı tensler kullanmaya da özen gösterin. İyi oluyor yani. Hani bazen gerçekten muhteşem bir metin yazın. Hani hiçbir hata olmasın. Hiçbir spelling, hiçbir grammar hatası olmasın. Ama o çok sade olduğu zaman işte bir belli bir kelime şeyini karşılamadığı zaman tekrarlı olduğu zaman böyle kendini tekrar eden bir yapıya sahip olduğu zaman falan hani 7'nin üzerinde alamıyorsunuz. Band score 7'ı geçemiyorsunuz. Hani cümlelerinizin gerçekten güçlü olması lazım. Hani sadece hata yapmadım bu yeterli değil. Gerçekten anlatım yönü güçlü, dolu dolu cümleler kurabiliyor olmanız önemli bu konuda. Yine aynı şekilde denemeler çözüp bunları da kontrol edebilirsiniz. Yine IELTS Liz'in sitesinden bunlara da bakabilirsiniz. Tabii burada şeye de çok dikkat edin. Hani Amerikan İngilizcesi mi, British English mi kullanıyorsunuz? Ona göre de kelimelerin yazılışları falan değişiyor. Bir de dikkat edeceğiniz bir nokta daha var. Yani tamamen günlük hayattaki gibi informal olmamanız lazım. Yani o kelimelere de bakın. Yani hangi kelimeler informal, hangileri formal. Bazıları çok mesela diyorsun ki ulan bu kesin formal kelimedir diyorsun ama çıkmıyor mesela. Reckon that diye bir şey var. I reckon diye bir şey var. Mesela ben dedim bu kesin formaldır ama informalmış mesela. Onu da IELTS Liz videolarında gördüm. Onları da kesinlikle tekrar tekrar izleyin. Çok faydalı ve çok kısa hemen halledersiniz yani. Yani bunda da yine giriş gelişme sonuç gibi düşünebilirsiniz. Girişte yine böyle bir merak uyandırıcı bir şekilde sizden istenilen şeyi paraphrase edip sonra devamı ile ilgili merak uyandırıcı bir iki cümle kurabilirsiniz. Sonra işte body paragraph 1, body paragraph 2 diye devam edersiniz. Ve bu body paragraphlarda ilk başlarda bir topic sentence olsun ki en azından okuyucu neyi okuyacağını, ne hakkında yazı okuyacağını
kestirsin, tahmin etsin. Topic sentence'lar o yüzden çok önemli. Yani her paragrafta bir tane olsun ve her paragrafta belli bir konuyu anlatın. Yani 2-3 şeyi bir anda çorba etmeyin. Yani mesela deyin ki ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için şöyle şöyle sebeplerim var. Hani bu giriş oldu. Ya da ne bileyim bazıları da şey diyor mesela sizce bu doğru mudur diye de o tarz sorular da geliyor. Onlarda da yine dediğim gibi işte bir introduction yapın. Bir body paragraph girin. İşte şu konularda işte avantajlıdır. Ne bileyim ikinci paragrafa girerseniz ki şu konularda dezavantajlıdır. En sonunda da kendi fikrinizi yazan bir paragraf yazarsanız bence şöyledir. Onda da yine bence şundan dolayı böyledir. Yine sonra da bir conclusion yaparsınız. Bunun net bir formülü yok ama bir paragraf içerisinde anlatacağınız her şey bütün olsun. Bir topic sentence olsun. Bir düşünce olsun. Ondan sonra o düşünceyi örnekleyen bir ya da iki örnek kesinlikle olsun. Yani örneksiz olmasın. Yani ya kendinizden örnek verin ya bir araştırmadan örnek verin. Bunlar önemli. Yani neye göre, kime göre, ne anlattığınız belli olsun yani. Onda da yine 250 kelimeyi geçmeniz isteniyor. Kesinlikle geçin. Yani 300 kelimeye bence yaklaşın. Tabii böyle aşırı abartıp 500 kelime falan yazmamanız iyi olur sanırım. Ben 500 kelime yazdım. Yani çok da fark etmemiştim yani. Konunun devamı geldi çünkü. Bilmiyorum bakacağım sonucum gelince öğreneceğim. Hani 500 kelime yazmak faydalı mı zararlı mı? Ona göre de size yazarım. Yine bu IELTS denemelerinden işte Cambridge'in denemeleri falan var. Onları dediğim gibi bana mail olarak istek gönderirseniz ben size drive link'i gönderirim. Onların içinde yine model sorular var. Yine aynı şekilde writing'de de var. Speaking'de de var. Writing'de onların işte mesela demiş ki bu örnek bir band score 7 cevabıdır. Bu bir band score 8 cevabıdır falan. Ona göre bakarsınız hangisi kötü, hangisi iyi. İyi ve kötü arasındaki farkları kıyaslarsınız. Hani bence çok aşırı bir pratik istemiyor bence writing bölümü. Eğer bir temeliniz varsa işte bu linkers'lere dikkat edersiniz. Formal yazmaya dikkat edersiniz. Spelling hatalarına dikkat edersiniz. Grammar biraz daha böyle bir allandırıp pullandırırsınız. Yani çok basit kelimelere, cümlelere kaçmazsınız. Yani bu bence biraz daha çabuk kurtarılabilir reading bölümüne göre ya da listening bölümüne göre. Ama aslında zaten gerçekten İngilizceniz iyi ise bu sınava ilk girdiğinizde de bir 7 veya 8 alırsınız. Yani hani 9'u garanti edemem. 9'u hani ana dili olanlar bile alamayabiliyor. Ama 7 bence alırsınız. Yani gerçekten İngilizceniz C1'e yakınsa veya işte ne bileyim B2'nin üst seviyelerindeyse 7 alırsınız yani bence net. Hani öyle aşırı bir yoğun tempo gerektiren bir sınav değil. Pratiğe dayalı, zamanı kullanmaya dayalı bir sınav. Hani çok fazla gramer kasmanıza gerek yok yani. Zaten grameri tek öreceğiniz yer hani tabii ki her yerde gramer var ama gramerle en çok yüz yüze kalacağınız kısım writing kısmı oluyor. Onun dışında o kadar da sizi zorlamıyor yani. Hani böyle bir matematik öğrenir gibi Türkiye'de nasıl İngilizce öğreniyorsanız o şekilde çalışmayın yani. Hani Türkiye'de bir İngilizce sınavına çalışmakla burada bir sınava çalışmak çok farklı. Burada İngilizceyi kullanabilmeye çalışıyorsunuz. İngilizceyi gerçekten bilip bilmediğinizi ölçüyor. Ama Türkiye'de ne oluyor? Mesela o şeyi ezberlemiş misin onu ölçüyorlar. Ya sonra unutuyorsun ki zaten hani ezberlediğin şeyi. Ama burada bütün İngilizce yeteneğini ölçüyorlar. Yani o yüzden İngilizceniz gerçekten iyiyse kesinlikle bir seviyenin üzerine yaparsınız. Hiç çalışmadan bile diyorum. Ama tabii zaman kullanmayı öğrenmek için şöyle bir 2-3 hafta bir deneme çözmeniz çok daha faydalı olacak. Ama sırf bunun için kursa gitmek zorundayım diye düşünmeyin. Eğer seviyeniz B2, C1 seviyelerindeyse ama tabii daha aşağıdaysa kursa da gidebilirsiniz. Sizin için faydalı da olabilir. Ama genellikle bu özel ders alarak falan da çözülüyor. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz eğer puanınız yetmediyse. Writing için bir kanal daha önereceğim. Bu da Adams English Lessons Ingvit.com. Yani bu siteye girerseniz burada çok çeşitli öğretmenler de var. Yani onları da tavsiye ederim. Şurada adını unuttum da bu hoca da çok iyiydi. Mesela bu biraz daha slang falan anlatıyordu. Elizabeth miydi? Yok. Ronnie'ydi galiba. Sanırım Ronnie'ydi ismi. O da çok güzel şeyler anlatıyor. Ama bu adam özellikle Adam writing'e yoğunlaşıyor. Yani sadece IELTS için değil genel olarak bütün writing için kısa videoları var. Bazıları birazcık uzun olabilir ama çok güzel faydalı bilgiler veriyor. Adam kanalında hani buna da bakabilirsiniz. Ama E2'da direkt IELTS'e yönelik. Tabii bunun da IELTS'e yönelik videoları var ama E2'da direkt soru tiplerini de vermiş. Hani bir örnek soru olarak da falan da göstermiş. Onun kaç puan alacağını falan da gösteriyor. Ama bu biraz daha genel hani her türlü writing için işinizi görür bu Adam's English Lessons. Şimdi speaking kısmından bahsedeceğim. Bu genellikle insanları en çok endişelendiren kısım çünkü size ne soracaklarını bilemiyorsunuz. Hani çok saçma sapan bir şey de sorabiliyorlar. Hani what's your favorite flower falan bile sorabilirler. Hani sen böyle bir anda çakılırsın. Yani bilemezsin ne olacağını, ne cevap vereceğini. Çünkü Türkçe'de bile bilmiyorsundur. Hani ne bileyim what's your favorite planet falan diye bile sorabilir. Hani gezegenleri sen Türkçe'de bile anlatamıyor olabilirsin. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Onun için en önemli şey işte soru tiplerine hazırlıklı olarak başlamak. Zaten işte birinci soruda genellikle sizinle ilgili işte kişisel şeyler soruyorlar. İşte ilk başta adınla başlıyor. Sonra işte mahalleni falan soruyor genelde. Mahalleni, aileni, evini falan. O tür şeyleri soruyorlar. İşte evinde neyi değiştirmek isterdin? Evinden memnun musun falan. Sonra ikinci soru biraz daha descriptive şeyler gerektiriyor. Yani şunu tanımlar mısın? İşte ne bileyim bir binayı tanımlayabilirsin.
Ne bileyim bir mekanı tanımlayabilirsin. Ne bileyim bir karar verdiysen onu tanımlayabilirsin. Hani senin için nasıl bir senin için önemli bir karar, yakın zamanda kendin için önemli bir karar aldı mı falan. O tür bir şey soruyor. Sana bir kağıt veriyor. İşte bir 30 saniye, 1 dakika falan onu tam hatırlamıyorum. Hazırlanma şansın var. Onu bir kağıdına not alıyorsun. Sonra onu anlatıyorsun 2 dakika boyunca. Ondan sonra 3. bölümde genellikle o konuyla alakalı sana sorular yöneltiyor. 3. bölümde daha çok soru ve daha uzun sürüyor ama böyle bir anda konuşmuyorsunuz. Yani farklı farklı sorulara cevap veriyorsunuz. 3. bölümde burada önemli olan bir şey var. Ne dediğinizin doğru olup olmadığı hiç önemli değil. Yani yeter ki bir cevap verebilin. Başkasının fikrini de kullanabilirsiniz. Başka bir şeyi de uydurabilirsiniz. Kafanızdan hikayeyi de uydurabilirsiniz. Ben burada zorluk yaşıyorum açıkçası. Çünkü ben onu bir normal günlük bir konuşmaya benzetiyorum. Çünkü öyle bir ortam hani sonuçta bir sınav bile olsa öyle hissettiğin zaman daha iyi İngilizce konuşuyorsun. Ben de öyle düşündüğüm için otomatik olarak kendi güncel hayatımdan bahsedesim geldi. Çünkü en güzel olanı anlatırım diye düşündüm. Bazı sorularda bu benim sınavımı olumsuz etkilemiştir diye düşünüyorum. Hani bunu yapabiliyorsanız iyi hazırlanın. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatabiliyorsanız, onun için kelimeleriniz varsa yani onu anlatın. Hani gerçeği anlatmak zorunda değilsiniz. Hangisine daha çok konuşabiliyorsanız onu anlatacaksınız. Onun için de yine konu konu hepsine bakın. İşte çıkmış soru tipleri yine var. İşte ay ay falan onlar bile değişiyor. Hangi aya kadar ne çıkmış falan. Bu soru tipleri yine IELTS Liz'de de muhtemelen vardır. Yani burada tek tek anlatmış işte nerede ne kadar soru geliyor. Bu test toplam işte 10-15 dakika falan sürüyor olması lazım. Yani muhtemelen çok aşırı takılmayın. Yanlış yaptığınız zaman geriye gidip düzeltmeye falan çalışmayın. Ve akıcı olun yani. Soruları hep anladığınız belli olsun. Sorulara sık sık cevap verin. Yani düzgün bir şekilde açıklamalı bir şekilde cevap verin. İşte şöyle çünkü böyle ya da ne bileyim. Yine biraz kelime kullanımlarınızı çeşitleştirin. Yani informal şeyler kullanabilirsiniz burada. Bunun bir önemi yok. Hani akıcı olun, anlatmaya özen gösterin. Hani hatalarınıza çok takılmayın, onu geçin yani. Hani böyle bir hata yaptım, düzeltmeye çalışayım falan öyle yapmayın. Akıcı olmanız çok önemli. İşte yine bir range olarak, grammar olarak da bir farklı farklı şeyler kullanabiliyorsanız, onları iyi kullanabiliyorsanız o da önemli. Tabii bunun dışında dediğim gibi rahat olmak en önemlisi burada. Yani biriyle sohbet ediyormuş gibi bir hava da hissederseniz sorun çözülür zaten. Hani tabii examinerlara bağlı değişir bu. Bunun için de yine örnek sınavlara bakın. Mesela burada iki tane kanal var benim beğendiğim. AE English Help var. Burada işte tamamen speaking sınavları var. İşte hangi band skorlarda bakabiliyorsunuz. Bunları tek tek izleyebiliyorsunuz. Ya bence bu adam biraz mesela geriyor hani soru şeyi olarak. Böyle çok aşırı bir resmi bir havası var falan. Bir de sanırım birazcık daha düşük notluyor bu. Yani çoğu kişinin öyle yorumunu gördüm internette. Burada bir de Ross var. Bunlarda da daha böyle birazcık daha iyi notlanıyorlar. Ve birazcık daha böyle güzel feedback veriyor. Yani aslında ikisi de feedback veriyor. Ama bu biraz daha böyle insanı motive edici bir tarzı sahip. Ya yani aslında hani çok takılmayın hani. Siz rahat bir şekilde, özgüvenli bir şekilde konuşabiliyorsanız zaten sorun yaşamayacaksınız. Zaten sorun yaşayacaktıysanız da zaten bu speaking'i böyle bir 2 haftada oturup düzeltemezsiniz yani o da var. Sadece akıcı olmaya odaklanın. Akıcı olabiliyorsanız konuları saptırmadan mantıklı bir şekilde cevap verebiliyorsanız küçük gramer hatalarına çok takılmamanız lazım. Bunun için yine internetten işte arkadaş bulabilirsiniz. Uygulamalar indirebilirsiniz. Daha önceden bir video yapmıştım. Orada Linkbee diye bir app'ten bahsetmiştim. Orada insanlarla konuşup birbirlerinize ana dilinizi öğretebiliyorsunuz. Yani language exchange yapıyorsunuz. Onun gibi bir de Wake diye bir uygulama var. Wake diye yazılıyor. Bu uygulamada da işte yine aynı şekilde aramalar yapabiliyorsunuz. Belirli konular hakkında konuşabiliyorsunuz. Bir de birbirinizi uyandırma amaçlı konuşabiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz. Orada da yine belli konular hakkında insanlarla konuşabiliyorsunuz. Ya benim önereceğim şey speaking geliştirmeniz için biraz böyle bir konuya özgü bir dil bilmeniz lazım. Yani şimdi konu dediğim hangi konu değil mi? İşte burada da kendinize bir konu seçip o konuda uzmanlaşabilirsiniz. Yani hangi bölümü okuyorsanız mesela o bölümle alakalı şeyler olabilir. Bir hobiniz varsa o hobinizle alakalı şeyleri çok iyi öğrenebilirsiniz ki bu sizin gramerinizi geliştirmenize çok yardımcı olacak. O konu hakkında konuşup bir konuya odaklanırsanız orada çok yükselirsiniz yani. Tabii onun için de genel her şeye de hakim olabilmek şansınız çok zor. Onun için soru tiplerini ve kalıplarını ezberlemeniz lazım. İşte hangi soruda hangi kelimeleri kullanabilirim? Yine onlara da çok iyi bakın. Dediğim gibi bu zaten bir sürü sitede size örnek soru tipleri falan var. Yine uygulamalar da var. Uygulamalardan da bahsedelim. Telefon uygulamalarından bahsedeyim şimdi de. Evet, şu an ekranda görüyor olmanız lazım. Burada bu Maguş denen bir üretici sanırım. Onların flashcard uygulamaları var. Bunları tavsiye ederim. TOEFL'a özel, IELTS'e özel var. Sonra burada British Council'ın kendi uygulaması var. English Score diye. Onu da bir kere denersiniz. Yani bilmiyorum. Ben C1 çıktım orada ama C1 olduğumu düşünmüyorum. Bence B2'yim ben ama C1 olarak bir sertifika verdi bana o. Yani o testi çözdüm.
kameralı olarak çözdüm. Hatta o sertifikayı işte birkaç pound'da hatırlamıyorum. Belli bir para ödeyerek satın alabiliyorsunuz o sertifikayı. Burada IELTS Writing diye bir uygulama var. Onu çok kullanmadım açıkçası. Zaten şeylerde de sınava kayıt olduğunuz yerden de size bir genellikle biraz sınav materyali veriyorlar. Ücretsiz olarak. İşte IDP olsun, British Council olsun, bu ikisinde de oluyor olması lazım. IELTS'in YouTube kanalında speaking örnek sınavları var. Onlara da bakın. Yani o örnekler gerçekten hala geçerli. Çok benzer şeyler hala soruyorlar. Onlara da iyi bakın. Hani ücretli bir şey almak istiyorsanız hani bakabilirsiniz ama ben yanaşmadım çünkü çok pahalı her şey maalesef. Bir uygulama vardı, ona bakmam lazım. Evet, şimdi şurada bir uygulama var. Sadece IELTS yazıyor da Assistant IELTS Speaking diye. Bunu ben kullanmıştım. Beğendim yani, güzel. Burada ücretsiz olarak verdiği şeyler var. İşte konular var. Konular altında soru tipleri var. İşte Part 1, Part 2, Part 3 olarak. Üçünden de soru tipleri var ve onlara tıkladığınız zaman size çok güzel böyle ideas, vocabulary, answers falan çok güzel veriyor yani örnek olarak. Oradan çalışabilirsiniz speaking için, tekrar edersiniz. Onun dışında yani başka aklıma gelen bir şey yok şimdilik. En azından listening ve reading kısımlarını her gün bir deneme olarak çözmeye ve kendinizi puanlamaya ve puanlarınızı takip etmeye bakın. Yani bir iki hafta, en azından 2 hafta yapın yani bunu. Çünkü o pratiğe alışmak önemli. Tabii ki writing'inizi puanlayabilecek birini bulmanız o kadar da kolay olmaz. Ama internetten böyle birilerini bulabilirsiniz. En azından bir iki tane writing'inizi puanlatıp para karşılığında puanlatabilirsiniz. İşte feedback alabilirsiniz. Ya da diyelim IELTS'e çalışan bir arkadaşınız vardır. Birbirinize bunu paylaşabilirsiniz yani. Kendinizi notlayabilirsiniz. Yani onun dışında diğer yapabileceğiniz şeyler genellikle paralı şeyler. Ama dediğim gibi yani gerçekten doğru çalışabilmeyi kendiniz geliştirdiyseniz, kendiniz bulabildiyseniz tek başınıza hiçbir ücret ödemeden de bunu karşılayabilirsiniz. Tabii ki sınav ücreti pahalı ne yazık ki, biliyorum. Ama tabii bu sınavı tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Hani diyelim ki sınava yönelik çalıştınız ve geçemediniz. Bir kere daha girebilirsiniz yani. IELTS dersi alıp ona para vermek yerine IELTS'i bir kere denemeye girip ikinci seferde ondaki hatalarınıza göre çalışıp da girebilirsiniz. Yani tabii ki zor. Bu döviz kuruyla yurt dışına çıkmak zaten kendi başına da zor. Hani bu belgeleri toplamak da ayrıca zor ama yani gerçekten hedefiniz varsa bunu başarabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince detaylandırmaya çalıştım ama tabii ki unuttuğum şeyler falan da vardı. Belki ufak tefek yanlış bilgi de vermiş olabilirim ama genel olarak ana hatlarıyla size iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum 4 bölümü de. Son olarak kısa bir bölüm daha yapayım yani sadece sınav anı ile ilgili, yani computer based olanla alakalı. Şimdi ben sınava IDP ile girdim. Sınav yeri çok güzeldi. Yani bir bekleme alanı vardı. Bir emanet dolabı falan vardı. Onun dışında tamamen pandemi koşullarına göre uygun bir şekilde. Arada yeterince mesafe vardı. İşte bir oda içerisinde. Bir 4 kişi falan vardı yani yaklaşık, ama büyük bir oda tabii. Bilgisayarlar güzeldi yani. Klavyede soruyorlar. İngilizce mi istiyorsunuz? Türkçe mi istiyorsunuz falan. Evet arkadaşlar, son kısım olarak ben sınav anı ile alakalı, sınav günü vesaire, sınav yeri ile alakalı şeylerden bahsedeyim. Şimdi yine ben burada computer based'den bahsedeceğim. Yani yazılı olanları. Şimdi yine ben computer based olanından bahsedeceğim, bilgisayarlı olandan bahsedeceğim. Şimdi ben yine burada computer based olandan, yani bilgisayarlı olandan bahsedeceğim. Ben IDP ile girdim sınava. Yani gayet güzel bir alanları vardı. İşte ne bileyim, bekleme salonu vardı. İşte emanet dolabı vardı. İşte sınava zaten biliyorsunuz pasaport veya kimliğiniz olması gerekiyor. Hangisiyle üye olduysanız onunla girmeniz gerekiyor. Sınavdan önceki 24 saat içerisinde HES kodunuzu sistemde tanıtmanız gerekiyor. Sistemde girmeniz gerekiyor. İşte geldiğiniz zaman ilk önce HES kodunuza bakıyorlar. Bir fotoğrafınızı alıyorlar sınav kaydınızın açılması için. Orada yine bir imza falan atıyorsunuz. Ondan sonra zaten bekleme alanına alınıyorsunuz ve sınav vakti gelince başlıyor. Size tabii ki klavye şeyini de soruyorlar yani. Nasıl bir klavye istiyorsunuz? İngilizce klavye mi, Türkçe klavye mi, işte Q klavye mi falan, onu seçebiliyorsunuz. Sonra IDP'de kulaklık veriyorlar. British Council'da vermiyorlarmış diye duydum. Kulaklık verilmesi bence çok güzel bir şey. Ayrıca zaten kulaklık verilse de hani direkt o kulaklığı kullanmak zorunda değilsiniz. Bir şey, poşet geçiriyorsunuz. Poşet dediğim böyle bir şey veriyorlar. Onu geçiriyorsunuz ki zaten hani
O şeyi geçirdiğiniz için böyle poşet gibi kulaklığa hani hijyen sorunu yaşamıyorsunuz. Bir de size kulaklarınızı tıkayabilmeniz için tıkaç veriyorlar. Hani reading bölümünde falan klavye sesleri duymamak istiyorsanız tıkıyorsunuz kulağınıza. Ya yani o açıdan güzel yani. Kağıt kalem de veriyorlar. Hani hızlıca bir şey yazabilmeniz için yine kağıt kaleminiz de var ama tabii bilgisayarda çok daha pratik her şey. Hani dediğim gibi burada highlight edebiliyorsunuz. İşte sağ klik miydi sanırım? Sanırım sağ klikle seçip highlight yapıyorsunuz ya da solla seçip sağa da highlight ediyor olabilirsiniz. Yani istediğiniz yerleri highlight ediyorsunuz. Altını çizmek gibi. Yani bilgisayarın böyle avantajları var tabii. Hani geri dönmek falan da çok avantajlı. İşte reading kısmında mesela bilgisayarın çok daha avantajlı olduğu bir kısım. Mesela reading'de çok uzun metinler oluyor. Normalde yazılı olan da yani kağıtlı olan da aşağı kadar iniyorsun. Sonra bakıyorsun işte ne bileyim soruyu kaybettin. Bak ne bileyim işte metni kaybettin falan. Hani onları kaybedip buluyorsun falan ama bunda öyle olmuyor. Metin solda sabit duruyor. Sen soruları kaydırıyorsun ve bu çok hız kazandırıyor yani ben reading'de çok kayboluyordum. Normal kağıtlı olan da yani internetten deneme çözdüğüm zaman ta aşağı sayfaya falan gidiyordum soruları bulmak için. Sonra soruyu buluyordum, metindeki bir kısmı unutuyordum, sonra tekrar yukarı gidiyordum. Bu da sınavda zaman kaybettirir. Muhtemelen kağıtlı olanda da yani yazılı olan sınavında da böyle bir sorun yaşanıyor olabilir. Tabii ki kodlama vakti veriyorlar, bu güzel bir şey ama yani ben bilgisayarlı olanın daha pratik olduğunu düşünüyorum. Özellikle writing kısmında da öyle. İşte ne bileyim kelime sayınızı altta veriyor olması writing kısmında. Aynı şeyleri isterseniz hani kopyalayıp ya da düzenleyip onu da ayarlayabiliyorsunuz. Ne bileyim noktalı virgül. Yani ne bileyim işte imla hatalarını falan daha kolay düzeltirsiniz. Bilgisayarlı olan da aynı şekilde hem daha hızlı yazarsınız hem de işte bu silme derdinden kurtulursunuz. Silmeyle uğraşmaktan. Yazma, silme falan. Hani o el yazınızın okunmama riski de var çünkü yazılı olan da ve o da sizin puanınızı düşürebilir. Onun dışında bir de son olarak speaking bölümünden bahsedeyim. Normalde speaking bölümünde karşınızda bir examiner olur. Normalde onunla konuşursunuz ama benim girdiğimde bana sınavdan bir iki gün önce falan sanırım bir mail geldi. Bu speaking kısmının videolu olarak yapılacağı söylendi. Yani benim için bir sorun olmadı. Hatta daha bile iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öteki türlü birazcık daha gergin oluyorsun. Hemen karşında olduğu zaman o kişi. Ama tabii onun da bir dezavantajı var. Sonuçta dijital bir ortam. O kadar mimik aktarımı falan birazcık daha zor oluyor. Yani o samimiyeti sağlamak falan. Ama bence hani akıp gidebilmek için çok da bir sorun yaratmıyor yani bilgisayar ortamında olması yani videolu olması. Ya video görüşmeyle yapıldı yani bu sanırım Adobe Connect miydi? Öyle bir programdı yani sanırım. Onunla bir hocaya bağlanıyorsun. İşte aynı şey aslında tamamen aynı sorular, aynı mantık. Hani bir farkı yok yani. Bir oda içerisinde tek başına bu sınavı oluyorsun. Yani speaking kısmını ayrı olarak yapıyorlar zaten. Bir oda içerisinde çok bir farkı yok yani açıkçası. Sadece videolu görüşme oluyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. IELTS ile alakalı başka videolar da belki çekebilirim ya da İngilizce ile alakalı bir şeyler istiyorsanız onlar da olabilir. Herhangi bir konuda istediğiniz yardım, istediğiniz bir şey varsa mail atabilirsiniz. Kaynaklar için zaten demiştim, yine bana mail atarsanız hakkında kısmında muhtemelen mail adresim var. Oradan bana mail atarsanız ben size Google Drive linkini gönderirim. Herkese başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.